Dersimiz Matematik Video kanalından hepinize iyi günler dileriz arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte 2017-2018 eğitim öğretim yılı için 8. sınıflar 1. dönem 1. yazılı sınavını hazırlamış olduk. Ve bu örnek sınavını da çözmeye çalışacağız sizlerle birlikte. 420 sayısının nasal çarpanlarını yazınız demiş birinci sorumuzda. Burada arkadaşlar 420 sayısına nasal çarpanlarını yazıyorsak böyle bölen listesi yöntemini kullanabiliriz. Öncelikle 2'ye bölüyorduk hatırlıyorsak. Asal sayılarımıza bölüyoruz burada. 210. Tekrar 2'ye bölüyorum. 105. Tekrar 2'ye bölmek istediğimde tek sayı olduğunu görüyorum. Ve burada arkadaşlar 3'e bölebilirim. Sıradaki asal sayımız olarak 5, 1 daha 6, 3'e bölünür. O yüzden 3'ü tercih ettim. 10 bölünür. 3 defa ve 11 oluyor. Burada da 5 defa 35. 35 3'e bölünmüyor arkadaşlar. Sıradaki asal sayımız 5. 5'e böldüğümüzde 7 buluyoruz ve yine 7 de 5'e bölünmediği için 7'yi de 7'ye bölerek 1 cevabını buluyorum arkadaşlar. Buradaki asal çarpanları 2, 2 diyebiliriz. 3, 5 ve 7. Burada asal çarpanlarımız ne olmuş oldu arkadaşlar? Aslında 2, 3, 5, 7. Teker teker farklı olarak söylemek istersek 2, 3, 5, 7. Evet. İkinci soruya gelelim arkadaşlar. Sayısının 10 kuvvetlerine göre çözümleyin denilmiş. 14 bir sayı verilmiş. Bu sayıyı çözümlememizi istiyor bizlerden. Evet. Şöyle biz bunlar için geçen sene anlatmıştık aslında arkadaşlar. Birler basamağını 0 yazarak başlıyorduk. Onlar basamağını 1 ve diğerlerine -1, -2, -3 yazıyorduk arkadaşlar sırasıyla. Sola doğru 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Sağa doğru -1, -2, -3 diye gidiyor. Yani 2 çarpı 10 üzeri 1 artı 1 çarpı 10 üzeri 0 artı 4 çarpı 10 üssü -1 artı 1 çarpı 10 üssü -2 tekrar artı 9 çarpı 10 üssü -3 olarak çözümlemiş olduk arkadaşlar bu onluk sayımızı. Evet. Üçüncü sorumuza geldiğimizde yukarıda onun kuvvetlerine göre çözümlenmiş olan onluk kesri yazın demiş. Burada arkadaşlar 2'den başlamış. Ben buraya 2, 1, 0, virgül, -1, -2, -3 olarak basamaklarımı yazdım. Bu derslerimizi arkadaşlar eğer dinlerseniz, daha önceki çözümlenmiş olduğumuz sorularımızı, testlerimizi incelerseniz ne demek istediğimizi belki daha iyi anlamış olursunuz. Evet, 6'yı 2'nin altına yazıyorum arkadaşlar. 5'i, burada gözükmese de 10 üstü 1'dir biliyorum ki. 5'i buraya yazıyorum. 10 üstü 0 ile ilgili herhangi bir ibare olmadığı için biz burayı boş geçiyoruz. -1 ile de aynı şekilde. -2'ye 5 yazıyorum arkadaşlar. Ve 7'yi de -3'ün altına yazıyorum. 10 üzeri -3. Arada boşluklarımız var. Bu boşlukları biz sıfırla dolduruyoruz. Ve 650 tam 1057 olarak okuyabiliriz buradaki sayımızı. 14 sayımızı. Evet arkadaşlar, 4. sorumuza gelelim. 4. sorumuz 18 ve 24 cm uzunluğundaki iki ip eşit uzunlukta parçalara ayrılacaktır. Parça uzunlukları birer doğal sayı olacağına göre kaç farklı uzunlukta parça elde edilebilir diye sormuş. Şimdi ipler eşit uzunlukta parçalara ayrılacak. Birinci sebebinin öncülüğümüz olsun. 18 ve 24 cm olan iki tane ipimiz var. Bunların 18 ve 24'ün çarpanlarının yani bölenlerinin bulunması gerekiyor. Bize kaç tane farklı olduğunu söylüyor. Ortak olanları işaretleyelim ve bu ortak olanları kaç tane olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi 18'i şu şekilde ayıralım. 18. Asal çarpanlarını ayırırsak arkadaşlar tam olarak çarpanlarını göremeyeceğimiz için ben bu yöntemi daha çok seviyorum. Böyle bu tip sorulardan 1 çarpı 18, 2 çarpı 9,
3 çarpı 6, 4 çarpı bir şey yok arkadaşlar. 5 çarpı yok, 6 çarpı var ve tersine dönmüş oluyor sistem. O yüzden 24'e geçelim. 24 içinde 1 çarpı 24 yine. 2 çarpı 12. 3 çarpı arkadaşlar 8. 4 çarpı 6. 5 çarpı yok, 6 çarpı 4 var. Benim yine tersine dönmüş oldu. Neyse arkadaşlar, burada farkındaysak yaptığımız işlemlerde çarpanlarını bulduk. Aslında 1 mesela, yani bir sonuçta çarpanı ve 1 santimetrelik parçalara ayırırsam eşit olmuş olur. İpler. Doğal sayıdır zaten sonuç itibariyle. Ve birincisi 1 olmuş oldu. Sonrasında 2 her iki tarafta yine var arkadaşlar. 2'yi de işaretledik. Yine 3 her iki tarafta var arkadaşlar. 3'ü de işaretledik. 4 yok arkadaşlar her iki tarafta. Ancak 6 her iki tarafta yine var. Bunu da işaretledik. 9 ve 18 de her iki tarafta olmadığı için onları da geçiyorum. Yani bizim burada arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tane farklı uzunlukta parça elde edebileceğimizi söyleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi 1 santimetre, bir tanesi 2, bir tanesi 3 veya 6 santimetre olan uzunluktaki parçalar elde edilebilir. Eşit olarak parçalanabilir. 18 ve 24 bu uzunluktaki parçalara. Evet, 5. soruya geldik. N1 asal sayı ve eksi 3 üssü eksi n eşittir. Eksi 1 bölü 3 üssü n olarak verilmiş. N en az kaç olur diye sormuş. Şimdi arkadaşlar, N1 asal sayı diyor. Yani bizim asal sayılarımız hatırlıyorsak 2, 3, 5, 7, 11 gibi giden sayılarımızdı. Bu asal sayılardan eğer üzerine eksi 2 yazmış olsaydık, N yerine 2 vermiş olsaydık arkadaşlar, burada sayımız pozitif olurdu. Yani şuradaki eksilik kaybolmuş olurdu. Çift olduğu için sayımız. 2 çift olduğu için. Eksi yine ters çevirecekti sayı. 1 bölü n olarak çevrilecekti. Evet, olurdu. Ancak dediğimiz gibi 2 çift olduğu için eksiliği kaybedecektir. Ancak en küçük olarak 3'ü tercih edersek 3 bizim için doğru bir seçenek olacaktır. Ve eksi 3 üzeri yine 3 dediğimizde, eksi 3 dediğimizde öncelikli olarak ters çevir anlamı taşıyor. 1 bölü 3 yine eksi diyebiliriz. Ve üçüncü kuvveti. Yine aynı şekilde eksi 1 bölü 3 üssü 3 diyebiliriz burada. Yani aslında burada n yerine kullandığımız 3'ü aldık. Yine eksi var, 1 var. 3 üssü n olarak burada kullanmış olduk. Yani 3 cevabı doğru cevabımız olacaktır. Altıncı soruya geldik. Bir sınıftaki öğrenciler 3 öğrenci daha olsaydı dörderli ve beşerli gruplara ayrılabilecekti denilmiş. Buna göre sınıf mevcudu en az kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar, eğer dörderli ve beşerli gruplara ayırmak istiyorsak 4'ün ve 5'in ortak katlarından bu soruya doğru cevabına doğru ilerlememiz gerekiyor. Burada arkadaşlar dediğimiz gibi 3 ve 4'ün pardon 4 ve 5'in ortak katlarından dedik. 4 sayımız arkadaşlar ve 5 sayımızın ortak katı olarak şöyle en küçük ortak katını bulalım önce. 2'ye böldüm 2, 5. 2'ye böldüm 1, 5. 5'e böldüm 1. Ortak katını bulursak en küçük 20 olacaktır arkadaşlar. Tabii biz biliyoruz ama burada yine de işlemi yapmak istedik göstermek için. 20'yi bulduktan sonra arkadaşlar eğer 3 tane daha öğrenci olsaydı bölünecek diyor. Yani 3 tane daha öğrenci yok aslında. 20'den 3'ü çıkartırsam 17 tane öğrenci olmuş olacaktır. Eğer bu sınıfta 17 öğrenci varsa bize bir 3 öğrenci daha gelirse 20 olur ve 20'de 4'lü ve 5'li gruplar ayrılabilir. O yüzden en az 17 tane öğrencisi vardır bu sınıfta. Peki yukarıdaki sayılardan hangileri 35 ile aralarında asaldır demiş. Şimdi 35 ve 12'yi
Hiçbir bölünümü bölmemiz lazım. Yani bizim 35 ve yukarıdaki sayılarımızı bölmemiz lazım. Öyleyse ben 35'i şöyle bir ayırırsam asal çarpanlarla bakalım hangi sayılar 35'i bölüyor. Bunu bir görmek istiyorum. Ya da 35'i şöyle yapalım arkadaşlar. 35'i dilerseniz 1 çarpı 35 yapalım. Sonrasında 2 olmuyor, 3 olmuyor, 4 olmuyor, 5 oluyor. 5 çarpı 7 yapalım. 6 olmuyor, 7 oluyor, tersine dönüyor. Yani aslında 35'in çarpanları 1, 5, 7, 35 arkadaşlar. 1'i eliyorum arkadaşlar. Ve geri kalan 5, 7, 35 ile ilgili işlemlerimi yapıyorum. 5'e bölünür mü 12? Hayır. 7'ye bölünür mü? Hayır. 35'e bölünür mü? Hayır. Demek ki 12 aralarında asal sayılardan bir tanesi. 24 arkadaşlar yine aynı şekilde 5 ve 7'ye bölünmüyor, 35'e de bölünmüyor. 24 de bizim aradığımız şıklardan biri. 28 arkadaşlar 7'ye bölünüyor. O yüzden 28'i almıyorum. 32 de arkadaşlar yine 5, 7 ve 35'e bölünmüyor. 32'yi de yine alıyorum. 36 yine 5, 7 ve 35'e bölünmüyor. Bunları da alıyorum arkadaşlar. 40, 5'e bölündüğü için almıyorum. 36 yazmayı unuttuk. Ve 45 sayısı yine 5'e bölündüğü için almıyorum arkadaşlar. Burada farkındaysak 4 tane cevap bulduk. 4 cevabımız 35 sayısıyla aralarında asaldır. 7. sorumuzu cevaplamış olduk. 8. soruya geldik arkadaşlar. 8. soru eksi 3 üstü x eşittir. Eksi 27 demiş. Eksilik devam ettiğine göre burada bir defa üst tek sayı olacak. 3'ün 3. kuvveti 27 idi hatırlıyorsak. Yani x eşittir 3 olacak. Herhangi bir ters çevirme olayı gerçekleşmediği için 3 tam olarak 3 olarak yazılıyor. Eğer gerçekleşseydi eksi olarak yazacaktık. Peki arkadaşlar 7 üstü y eşittir 49 denilmiş. Yani 7 negatiften pozitife dönmüş. Öyleyse buradaki sayı çift olacaktır. Bunu öncelikle kafamıza yerleştirelim. Peki 7'nin kaçıncı kuvveti 49? O da ikinci kuvveti 49 olduğu için daha fazla uğraşmaya gerek görmedik. Ve x eksi y'yi bulmak için de buradan işlem yapabiliriz arkadaşlar. Evet. X eksi y denilmiş. X yerine 3 yazıyorum. Eksi y yerine 2 yazıyorum. Cevabımız 1 olacakmış arkadaşlar. 8. soruda. 9. soruya geldik. 441 çarpı eşittir. 7 üstü 2 çarpı x üstü 2 eşitliğinde x'in pozitif tam sayı değeri kaçtır denilmiş. Şimdi 7 üstü 2 49 biliyorum ki 441 bölü 49 diyebilirim aslında. Evet arkadaşlar. 9 defa şöyle bir verelim isterseniz. 9 kere 9 81 elde var. 8. Hemen şöyle yapayım. 9 kere 4 36. 8 daha 44. Evet. Tam olarak 444 etti. Yani biz eğer x kareyi soruyorsak x kare 49. Pardon özür dilerim. X kare 9. Yani x buradan 3 olmalı ki bize 9 değerini versin. X'in pozitif tam sayı değeri kaçtı diyor. X öyleyse 3 olmalı. Eğer negatifte sorsaydı eksi 3 olabilirdi. Evet 10. soru aralarında asal 2 doğal sayının toplamı 15'tir demiş. Buna göre bu sayıların çarpımı hangi değerleri alır demiş. Peki 15 sayısını şöyle 2 doğal sayının toplamı şeklinde ifade edelim. Mesela burada 1 ve 14 olsun. 2 ve 13. 3, 4, 5, 6, 7 yapalım şöyle. 12, 11, 10, 9 ve 8. 7'den sonra 8 gelecekti ama 8 ile 7'nin toplamı 15 olduğu için zaten burada 8 yazdığı için bir daha gerek görmedik arkadaşlar toplamayı yapmaya. Peki bu sayıların 1 ve 14 aralarında asaldır. 2 ve 13 aralarında asaldır. 3 ve 12 her ikisi de 3'e bölünür. Aralarında asal değildir. 4 ve 11 aralarında asaldır. 5 ve 10 aralarında asal değildir. Her ikisi de 5'e bölünür. 6 ve 9 her ikisi de 3'e bölünür. 7 ve 8 aralarında asaldır. Peki bu sayıların çarpımları nedir? 14, 26, 44 ve 56 olmak üzere cevaplarımız bu şekilde sıralanmış oldu arkadaşlar.
Gelelim 11. soruya. 11. soru bizlere A eşittir 2^4 ve B eşittir 5^4 olduğuna göre A çarpı B işlemini sormuş. Evet, burada A sayısını bulmak için 2^4'ün cevabını bilmemiz lazım. 2^4'ün cevabını bilmek yerine 2^4'ü belki kullanabiliriz. B sayısı da 5^4 olduğu için A çarpı B yerine bunları yazdım. Tab üstleri eşit olduğu için tabanları çarpmam gerekiyor bu sefer. 2 ile 5'i çarparsam 10^4 olacaktır. Bu şekilde bırakabiliriz. 10^4 güzel bir sonuç. Ancak illa şıklarda diyelim olmadığını varsayalım. 1, 2, 3, 4 tane 0 atarak 11 sayısını oluşturarak bu işlemin sonucunu bulabiliriz. Evet, 12. soruda belli bir sayı var. Sayının bilimsel gösterimi A çarpı 10 üzeri N'dir. Buna göre A çarpı N kaçtır diye sorulmuş. Evet arkadaşlar, burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 basamak, yani 2 çarpı 10 üstü eksi 9 olacaktır. Sayıyı büyüttüğüm için üst küçülecektir. Evet, burada A çarpı N, A için 2 kullanılmış oldu. N için de eksi 9 kullanılmış oldu. Yani eksi 18 bizim A çarpı N'miz olmuş oldu. 13. soruya geldik. Dengede bulunan eşit kollu terazinin bir kefesinde 8^3 gramlık bir kütle, diğerinde 2^x gramlık bir kütle bulunmaktadır. Dengede olduğuna göre arkadaşlar 8^3 eşittir 2^x'e. Peki 2'ye çevirirsek tabanını, 2^3'ün 3. kuvveti olmuş oluyor. O da eşittir 2^x. Buradan üstler üst üste geldiği için 2^9 eşittir 2^x olmuş oldu. Yani buradaki x sayısı 9 olmuş oldu. X eşittir 9. 14. soruya geldik arkadaşlar. 14. soru bir işlem ve sonucunu istiyor bizden. İkinci kuvvet olduğu için 9 olacak, artı 9 olacak ama eksi olduğu için ters çevrilecek. Yani 1/9 artı demiştik zaten, özür dileriz. Bunu parantezle yazalım. Şimdi 27 ile çarpacağız bunu. 27 ile çarptığımız için aslında normal çarpma işlemini de gerçekleştirebiliriz belki ama üstü olarak da yazabilirdik. 3 üzeri 2, 3 üzeri 3 olarak yazabilirdik. Ancak normal çarpma ve bölme işlemi sadeleştirmelerini uygulayarak burada 9'a bölersen 1, 9'a bölersen 3 olduğunu varsayalım normal bir şekilde. 1 çarpı 3 de 3 olacaktır ve cevabımız burada işlemin sonucu olarak 3 çıkacaktır. Evet, 15. soru 50 ve 75 sayılarının ekokunu bulunuz demiş. 50 ve 75'i ikisini ortak bir şekilde asal çarpanlarına ayırabilirsek ekokunu bulmak basit olacaktır. Ekok dediğimiz tüm çarpanlar çarpıyorduk, o yüzden yıldızlamaya da gerek yok. Evet. Şimdi 3'e bölmemiz lazım. 25, 25 ve 5'e bölüp 5, 5, tekrar 5'e bölüp 1, 1 deyip buradaki sayıların hepsini çarparsak 5 kere 5, 25, 25 kere 3, 75, 75 kere 2, 150 olarak 5^2 çarpı 3^1 çarpı 2^1 eşittir. Dediğimiz gibi 25 çarpı 3, 75, 75 çarpı 2, 150 olacaktır bu sayıların ekokları. Peki 16. soruya gelelim arkadaşlar. 16. soru bizlere 8 çarpı 10 üstü 6 bölü 20 işleminin sonucu kaç basamaklı bir doğal sayıdır diye soruyor. 8 çarpı 10 üstü 6 bölü 2 çarpı 10 olduğunu varsayarsak buradaki sayının 8 ve 2'yi sadeleştiriyorum. 4 çarpı 10 üstü 10 ve 16'yı sadeleştirdiğimde 5 oluyor arkadaşlar. 4 çarpı 10 üstü 5 olarak sade bir cevap bulmuş olduk. Peki bu cevabımız kaç basamaklı arkadaşlar? 4 buradan geliyor diyebiliriz. 5 tane de yanına 0 var. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Yani 400.000 veya bu sayı 6 basamaklı bir sayıdır diyebiliriz. Peki arkadaşlar, ve 6 basamaklı da yazmanızda fayda var. 6 basamaklı. Evet. 63 ve 84 sayılarının ebobunu istemişiz. 63 ve 84'ü ikisini birlikte bölebiliriz bence. Burada bölmeye çalışırsak 2'ye bölersek 42
63. Tekrar 2'ye bölersiniz. 21, 63. Ve artık 3'e bölebiliriz. 3'e böldüğümüzde 7, 3'e böldüğümüzde 21. Tekrar 3'e böleceğiz ama bu her ikisini de böldüğü için yıldızladım. Tekrar 3'e bölüyorum. 7, 7. Ve artık her ikisini de 7'ye bölüyorum. Burada 2 tane yıldızlanmış var ve bizim EBOB'umuzu bunlar veriyordu. 3 çarpı 7 eşittir 21 olacaktır. Buradaki EBOB. İkisinin EBOB'u. 18. soruya geldik. İşlemin sonucu nedir diye sorulmuş. Parantezin içerisindeki sayı çift olduğu için parantezin içinde sadece en yakını ilgilendiriyor. Yani sonuç tek olacak burada. Özür dilerim. Negatif olacak. Üst, sonrasında üstte tek sayı olduğu için yine aynısı olmuş olacak. Yani burada teki değil de burada yaptığımız işlemle üstleri birleştirmiş olduk. Yani eksi 2'nin evet 10. kuvveti diyeceğim ama eksi 10. kuvveti şöyle içeri yazmış olayım. Çünkü dışarı yazdığımda işler tersine dönebilir. İşaret değiştirmek zorunda kalabiliriz. Peki yine sonuç eksi olacak tabi. Yani bu işlemi çarpmaya gerek yok arkadaşlar. Eksi 2 üzeri eksi 10 olarak bırakabiliriz aslında. Veya eksi 1 bölü 2 üzeri 10 diyebiliriz. Bunların herhangi birini kullanabiliriz. Evet 19. soruya geldik arkadaşlar. 19. soruda 91 sayısının asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazılışı nasıldır denilmiş. Asal çarpanlarının çarpımı. Peki 91'i şöyle yazalım mı arkadaşlar? Asal çarpanlarına bir ayıralım mı? 2'ye bölünmüyor, 3'e bölünmüyor, 4'e bölünmüyor, 5'e bölünmüyor, 6'ya bölünmüyor, 7'ye bölünebilir belki. 7'de 20, pardon özür dilerim, 13 defa arkadaşlar. 91'de 7, 13 defa. Peki, sonrasındaki asal sayımız zaten 11, 13 diye gidiyorduk. 13 olacak. 13'e bölersem buradaki cevap 1 olur. Evet. Asal sayıların çarpımı şeklinde yazmak istersek de 7 çarpı 13 eşittir 91 olarak düzenleyebiliriz. Evet. 20. soruya geldik ve testimizin son sorusu arkadaşlar. Buradaki 20. soru. İfadesinin sonucu kaçtır denilmiş. 5 üssü 2 verilmiş. Evet arkadaşlar 5 üstü 2 çarpı 5 çarpı 10 desek mi acaba? Evet bir daha 5'i alalım gitse buradan. Çarpı. Şimdi 5 üstü 2'yi oradan yazdık. 50'yi de ayırıyorum. 5 çarpı 10 yerine 5 çarpı 5 çarpı 2 yazdık. Yani burası sayı 10 olmuş oldu bu arada. Evet bölü 625 yani 5 üzeri 4 aslında buradaki sayıda. Ve arkadaşlar 2, 3, 4 tane 5'in çarpımı var. Bölü 5 üstü 4 çarpı 2. Evet 5 üstü 4'leri sadeleştirirsem şöyle 2 kalacaktır. 2'yi de nereden aldığımızı umarım unutmamışım. 2'yi nasıl bulduğumuzu unutmamışızdır. Peki arkadaşlar bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılının 1. dönem 1. matematik yazılı sınav örneğini çözmüş bulunuyoruz hep birlikte. Umarım sizler için faydalı olmuştur ve sınavlarınızda başarılar diliyorum. İyi günler, kolaylıklar diliyorum çalışmalarınızda.